Sizce Türkiye İsrail'e müdahale ederse ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkışlar yaparken, İsrail tarafı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler, hatta hakaret sayılacak ifadeler sarf etmişken, katil İsrail Gazze'de hastaneleri bile bombalarken, Türkiye hala neden bir savaş açmıyor? Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana duyulan TSK Gazze'ye sloganlarını, İran'ın İsrail'e dronları uçurmasının ardından daha çok duymaya başladık. İran-İsrail atışmasını Gazze'de yaşanan soykırımla bağdaştırılsa da atlanan çok kritik bir nokta var. İran, 7 aylık suskunluğunu Şam'daki Büyükelçiliği vurulunca bozdu. Peki, Türkiye Gazze için İsrail'e savaş açabilir mi? Bunu anlamak için bir ülkenin başka bir ülkeye nasıl savaş açabileceğini bilmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre meşru müdafaa olarak adlandırılan devletlerin kendilerini savunma hakları, bir devletten gelen tehdide karşı kendilerini korumak için yapılan saldırıyı tanımlıyor. Tabii bunun da bir istisnası var. İnsani müdahale kavramı. Bir devletin ciddi insan hakları ihlallerinde bulunması halinde bu devlete uluslararası koalisyon tarafından müdahale edilebiliyor. Evet, 7 Ekim'den beri İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar insan hakları ihlalinin çok üzerinde bir soykırım olarak cereyan ediyor. Despite the horror of the genocide against the Palestinian people being live streamed from Gaza to our mobile phones, computers and television screens. The first genocide in history where its victims are broadcasting their own destruction in real time in the desperate, so far vain hope that the world might do something. Ama ne Birleşmiş Milletler ne de bir başka uluslararası aktör bugüne kadar İsrail yönelik herhangi bir askeri adım atmadı. Unutmayalım, Türkiye sıradan bir ülke değil. Hem askeri gücü, hem devlet tecrübesi, hem de ekonomik büyüklüğüyle bölgedeki en güçlü ülke konumunda. Bu durum, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, Akdeniz gibi çatışma bölgelerinde Türkiye'yi dengeleyici bir güç kılıyor. Öyleyse Ankara, İsrail'e askeri müdahalede bulunabilir mi? Türkiye'nin böyle bir müdahalede bulunması, savaşa girmesi ve Ankara'nın tek gündeminin İsrail'e savaş olması demek. Böyle bir senaryoda bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek, öngörülmez birçok yeni çatışmanın ortaya çıkmasına neden olur. Hatta öyle ki eski çatışmalar bile tekrar gün yüzüne çıkar. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki gerilimde Azerbaycan'a verilen destek ister istemez azalacak. Bu durum haliyle Ermenistan'ın yeni aksiyonlar alması konusunda da cesaretlendirir. Sadece o da değil, Yunanistan Türkiye'nin savaşta olmasını fırsat bilerek Mavi Vatan'a yönelik suistimallerini artırır. Bu da Ankara'nın enerji ve bölge güvenliğine yönelik harcadığı yoğun çabaları tehlikeye atar. Bunların haricinde İran'da bölgedeki en güçlü rakibi olan Türkiye'nin meşguliyetinden faydalanarak Orta Doğu'daki etkinliğini artıracak. Elbette sadece bunlar değil. Batı dünyası başta olmak üzere dünya ülkeleri Türkiye'ye yönelik çok ciddi yaptırımlar uygular. Hatta daha da ilerisi Türkiye'nin uluslararası arenadaki koltuğu sallanabilir. Başta NATO olmak üzere Türkiye içinde bulunduğu ittifaklardan dışlanır. NATO ya İsrail'e savaş açacak ya da Türkiye'yi üyelikten atacak. Bu noktada NATO üyelerinden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin İsrail'e karşı takındıkları korumacı tavrı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. We stand with Israel. İsrail aleyhindeki her adımın NATO ülkelerinin temel çıkarlarıyla çeliştiğini söylemeye gerek bile yok. Dolayısıyla Türkiye uluslararası alanda ciddi anlamda yalnızlaştırılacak. Avrupa Birliği'ne girmek günümüzde bile hayal olarak nitelendirilirken böyle bir senaryoda üyeliğin tamamen ütopya dönüşeceğini söyleyebiliriz. Dass die Türkei aber kein Vollmitglied der Europäischen Union werden kann, das haben wir seit vielen Jahren konsequent so vertreten. Türkiye yüzünü batıdan çeksin, Orta Doğu'ya dönsün dedik. Arap liderlerinin tavrı ne olur? Öncelikle hatırlayalım. Arap devletleri geçtiğimiz yüzyılda iki kez İsrail'e savaştı ve mağlup oldu. Günümüze baktığımızda Arap devletlerinin İsrail'e karşılarını alma niyetinin olmadığını görüyoruz. Sadece İsrail değil, Arap devletlerinin İsrail'e normalleşme adımlarını atmalarını sağlayan ABD ile olan yakın temaslarını da biliyoruz. Öyleyse Arap devletlerinin Türkiye'nin müdahale kararını kınayacaklarını veya en iyi ihtimalle ateşkese davet edeceklerini düşünmek oldukça mümkün. Öbür taraftan İsrail ile Türkiye her ne kadar coğrafi olarak birbirlerine yakın olsalar da Türkiye'nin İsrail'e hedef alması için başka ülkelerin sınırlarından geçmesi gerekiyor.
Suriye hava sahasının hem Rusya hem ABD tarafından korunduğunu, Akdeniz'de İsrail'i korumak için görevlendirilmiş Amerikan gemilerinin olduğu bir durumda Türk savaş uçaklarının İsrail hedef alması oldukça zor. Aynı zamanda olası bir savaş durumunu fırsat olarak değerlendirecek olan terör örgütü PKK'nın da sınırlar başta olmak üzere bölücü faaliyetlerine hız vereceğini tahmin edersiniz. Unutmayalım, savaşın bedelini en çok halk öder. En ufak bir söylem bile ABD ve Batı tarafından sert karşılanırken, borsada ani oynamalar yaşanıyorken, İsrail'e savaşa girilmesi durumunda yaşanacak ekonomik sorunları bir düşünün. Borsanın ani ve keskin değişimlere uğraması, Batı'nın hızlı cezalandırılması olarak yorumlanırsa, savaşın bir diğer sonucunun da göç olacağını aklımıza bulundurmamız gerekiyor. Sınırların güvenliğini yitireceği, ekonominin çok zora gireceği bir dönemde üstüne bir de göçün yaşanması, Türkiye'nin istikrarını derinden sarsacaktır. İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım insanlık için kabul edilebilir değil. Adil bir uluslararası düzende İsrail'in yaptıklarının çok ağır cezaları olurdu. Ama ne yazık ki uluslararası sistem 5 daim üyenin ağzının içine hapsedilmiş vaziyette. Nitekim İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği saldırı bir savaş niteliği taşımasına rağmen Birleşmiş Milletler'in gıkını çıkarmadığına hepimiz şahit olduk. Hal böyleyken İsrail'e çatışmaya girdiği bir senaryoda Türkiye, bırakın destek almayı, kınamalar hatta ağır ambargolarla karşı karşıya kalır. Genel olarak Türkiye'nin İsrail müdahalesiyle Gazze'de soykırıma uğrayanların kurtulacağı gibi bir algı olsa da gerçekler ne yazık ki öyle değil. Gazze'ye tüm yardımların İsrail'den geçtiğini, bölge halkına yapılan yardımların bile katiller tarafından kontrol edildiğini unutmayalım. Olası bir müdahale karşısında Gazze'deki eylemlerini bir ihtimal durduracak olan İsrail'in her boş anında soykırımı daha da şiddetlendireceğini biliyor, görüyoruz. İsrail'in kendisine yapılan müdahaleleri fırsat bilerek bölgeye giden tüm yardımları tamamen kesmesi de mümkün. We are here with all my kids and my family to stop the trucks that take oxygen for the Hamas in the tunnels. Şu ana kadar saydıklarımızın haricinde bir de arka planda teknolojik bir savaşın başlayacağını da söyleyebiliriz. Türkiye masada, ekran başında, sahada, kısacası her alanda bir savaşa hazır mı? Siz buna hazır mısınız? Türkiye bu sistem içinde sadece Filistin meselesinde değil, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen adaletsizliklerin karşısında yer alıyor. Balkanlardan Kafkasya'ya, Arakan'dan Türkistan'a ve Kırım'a kadar nerede hakkı çiğnenen, hukuku ayaklar altına alınan, zulme ve baskıya maruz kalan bir kardeşimiz varsa ona sahip çıkmak bizim görevimizdir. Evet, biz de kim olursa olsun zalimin hasmıyız, mazlumun da hamisiyiz. Türkiye'nin bu duruşunun TSK'nın verdiği sonsuz güvene dayandığını belirtelim. Türk ordusu aktif olarak çatışma bölgelerinde bulunan ve sınır dışı operasyonlar yürüten dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Bölgede Türkiye'nin karşısında durabilecek herhangi bir güç olmasa da ne yazık ki iş sadece ordulardan ibaret değil. Türkiye'nin askeri gücü envanterindeki silahların çok daha ötesinde aynı zamanda ciddi bir caydırıcılık unsuru. Yalnız bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Zira TSK'nın bu gücü Ankara'nın hem masada hem de sahada güçlü olmasını sağlıyor. Her ne kadar vicdani olarak Türkiye'nin İsrail'e müdahale etmesi söylense de askeri müdahalenin hukuksal bir çerçevede ve diplomasinin kullanılmadığı bölgede gerçekleştirildiğini atlamamamız gerekiyor. Ülkeler hakkında konuşurken her ne kadar onları bir birey olarak ele alıyor olsak da bazen halkı, hukuku, diplomasinin ne olduğunu unutarak yorum yapıyoruz. Dış politikada duygusal değil, akılcı hareket edilmeli. Gerçek savaşlar filmlerde gördüğünüz gibi ülkelerin üstlendiği kahramanlık rolleriyle uyuşmuyor. 21. yüzyıldaki savaşlar sadece drone göndermekle, füze atmakla değil, günümüzde ekranlardaki sıfır ve birlerle en nihayetinde masadaki kalemin gücüyle kazanılıyor.